Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle solunum sistemi isimli KDT'nizi çözelim beraber. Birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz, insana ait solunum sistemi kısımları ile ilgili bir soru. Hangi sıralama doğrudur diye sormuş bana. Şuradan analiz edelim. Ağız ve burundan alınan hava önce yutağa, sonra gırtlağa, soluk borusuna, bronş, bronşiklere ve en sonunda kime ulaşır? Akciğere. En uygun şıkkım C şıkkı, yutak, gırtlak, soluk borusu, bronşlar, bronşçuklar diye ilerler. Cevabım Ceyhan. İkinci soruya bakalım. İnsanın vücudunda göğüs kafesinin genişlediği bir anda hangileri gerçekleşir? Göğüs kafesimiz genişliyor ise soluk alıyoruz anlamına gelir bu. Bu durumda neleri değerlendirmem lazım? Soluk alma esnasında meydana gelen olaylara. Bakalım, soluk alır iken kaburgalar arasındaki kaslar ne olur? Kasılır. Bir de kaburgalar arasındaki kaslar kasılır demiş. Bu doğru. Akciğer iç basıncım ise düşer. 3 numaraya baktım. Akciğer iç basıncı düşer demiş. Diyafram kubbeleşir demiş. Bu yanlış arkadaşlar. Soluk alınırken diyafram kasılır ve ne yapar? Düzleşir. Diyafram zaten böyle kubbe gibidir. Bunun doğal hali öyle. Yani kasıldığı zaman diyaframın düz olması gerekiyor. Ama burada demiş ki kubbeleşir. O zaman 2 numara yanlış oldu. Gitti. Cevabım 1 ve 3 oldu. Ceyhan. Evet, 3. sorum. Yukarıda verilen olaylardan hangi ikisinin birlikte gerçekleşmesi sağlıklı bir insandaki soluk verme sırasında görülür. Şimdi biz hemen şuraya yana notlarımızı aldık. Soluk verme sırasında diyafram gevşer. Yani ne yapar? Eski formuna döner. Kubbe halinde diyafram. Kubbeleşir. Kaburgalar arası kaslar gevşer. Akciğer hacmi küçülür. Akciğer iç basıncı artar. Karın hacmi artar. Karın iç hacmi ise azalır. Şimdi inceleme yapalım. Kaburga kaslarının kasılması. Bir kere soluk verirken kaburgalar arası kaslar gevşiyor. Bir numarayı eledim. Diyafram kasının kubbeleşmesi. Evet, soluk verme esnasında diyafram kası kubbeleşir. Göğüs boşluğunun genişlenmesi soluk verme esnasında değil, soluk alma esnasında olur. 3 numarayı da eledim. 4'e geldim. Karın iç basıncının azalışı. Evet, bu soluk verme esnasında meydana gelecek bir değişim. Cevabım Denizli olmuş oldu. Dördüncü sorum bir grafik vermiş. Birinci ve ikinci zaman aralıkları var. Şimdi bakalım. Grafiğe göre birinci zaman aralığında akciğer hacmi artmış. Bakın. Yani kişi ne yapmış arkadaşlar? Soluk almış. Soluk alma sırasında diyafram kası kasılır ve düzleşir. Kaburgalar arası kaslar kasılır. Göğüs boşluğu hacmi artar. Akciğer iç basıncı düşer. Dış ortamdan akciğerlere hava dolar. Burayı hatırlatmak adına bir buraya yazalım. Şimdi 2 numarada ise, 2 nolu zaman aralığında ise akciğer hacmi azalmış. Yani kişi soluk vermekte. Soluk verirken neler oluyor onları da bir hatırlayalım. Alınan nefes ile beraber bu defa diyafram kası gevşer. Gevşeyen diyafram kası kubbeleşir. Kaburgalar arası kaslar gevşer. Soluk verme göğüs boşluğunu daraltır ve küçültür. Akciğerin hacmi göğüs boşluğu ile birlikte küçülür. Akciğer iç basıncı artar. Şimdi bakın böyle kısa bir hatırlatma yaptıktan sonra soruyu okuyalım. Ben burada size hatırlatma yapma amacıyla açıkladım. Hangisi doğrudur diye soruyor. Bir nolu zaman aralığında yani soluk alma sırasında akciğer toplar damarına ait kılcallarda oksijen miktarı azalır demiş. Bu yanlış arkadaşlar. Kılcal damarlarda oksijen miktarının artması lazım soluk alma esnasında değil mi? Çünkü soluk alıyoruz yani hemoglobinlerimiz oksijen bağlayacak. Değil mi? Damarlarımıza oksijen geçişi olacak. İkinci zaman aralığında diyafram kubbeleşir demiş. Hemen zaten burada doğruyu bulduk. Neden? Çünkü 2 numara zaman aralığında ne var? Soluk verme var. Soluk verme sırasında diyafram kubbeleşir. Evet, cevabım ne olmuş otomatikman? Bursa. Yine de bakalım 1 ve 2 zaman aralıklarında akciğer iç basıncı değişmez. Yanlış. 1 nolu zaman aralığında kişi soluk alıyor. Akciğer iç basıncı düşer. 2 nolu zaman aralığında kişi soluk veriyor. Akciğer iç basıncı artar. Evet, bakalım D şıkkında ne demiş? Birinci zaman aralığında alveollerdeki kanın pH'i değişmez. Hayır, kanın pH'i
ne yapar arkadaşlar? Değişir. Ne yönde değişir? Karbondioksit artmış ise pH düşer çünkü asitlik artar. Karbondioksit azalmış ise pH yükselir çünkü asitlik azalır. İkinci zaman aralığında kişi soluk almıştır. İkinci zaman aralığında kişi soluk vermiştir. Yani bursa doğru cevabımız. Böyle detaylı bir açıklama yapalım. Beşinci sorumuzda bakın ne olmuş? Kılcal kan damarları ile alveoller arasında gazların geçişi olmuş. Biz neyi biliyoruz? Solunum gazları daima difüzyonla ATP harcamadan geçerler. Bunu biliyorum. Şimdi ben neye baktım? Şekilde, bu şekilde kana gördüğünüz gibi alveollerden kana, kılcal kan damarına ne geçmiş bakın? Oksijen geçmiş. O zaman kişi kesinlikle soluk alıyor. Soluk alan kişi de gaz alışverişi tamamlandıktan sonra kan temizleniyor. Ve kandaki oksihemoglobin miktarında bir artış meydana geliyor. Çünkü şuradaki oksijen şu damarın içerisinde bulunan hemoglobine bağlanıp oksihemoglobine dönüşüyor. Şimdi yorum yapalım. Kişi soluk aldı. Doğru. Gaz değişimi difüzyonlu oldu. Doğru. Gaz alışverişinden sonra kandaki oksihemoglobin arttı. Doğru. Yanıtım Edirne. Evet, umarım anladınız. 6 numara. Şimdi yine böyle bir damar vermiş. Bir damar bu. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Zaten onu soracak büyük ihtimal ya da onunla ilgili bir yorum yaptıracak bana. Buna göre bu damarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Şimdi gaz alışverişi her zaman nerede gerçekleşir? Kılcal damarlarda gerçekleşir. Kılcala oksijen girip karbondioksit çıkmış burada. O zaman bu nedir? Alveol kılcalı. Bakın ben havayı nerede soludum? Nerede oksijeni tuttuysam orası alveol kılcalı. Yani demek ki oksijeni tuttuğuma göre ben burada bu alveol kılcalı. Alveol kılcalları neyden oluşur? Tek sıralı yastı epitel hücrelerinden oluşur. Bu kılcallarda bağ doku ve kas doku bulunmaz. Şimdi damar alveol kılcalıdır. Doğru. Tek katlı yastı epitelden oluşur. Doğru. Damarda bağ doku ve düz kaslar bulunmaz. Doğru. Sadece tek sıralı yastı epitel var. Damar karaciğer kılcalı olamaz. Evet, çünkü bu bir alveol kılcalı. Damar böbrek kılcal damarı olabilir. İyi de şimdi böbrek kılcal damarı olsaydı bu damar, buradan oksijen çıkıp karbondioksit girerdi. Yani yanlış oldu zaten. Biz alveol kılcalı olduğunu tespit ettik. Cevabımız Ceyhan oldu. Şimdi 7. soru. Aşağıda verilen özelliklerden hangileri solunum pigmentlerinin ortak özelliklerinden değildir? Şimdi bütün solunum pigmentlerinde ne var arkadaşlar? Protein var. Hepsinde metal iyonları bulunuyor. Oksijen ve karbondioksit ile beraber tersine reaksiyona girerler. Yani oksijeni bağlayınca karbondioksiti fırlatırlar. Karbondioksiti bağlayınca oksijeni fırlatırlar. Oksijen ve karbondioksitin bu pigmentlerden kolaylıkla ayrılıp birleşme özelliği onların kısmi basınçlarından kaynaklanır. Kimyaya giren bir konudur daha çok. Bütün solunum pigmentleri kan plazmasında bulunmaz. Örneğin hemoglobin alveol denilen kan hücrelerinde yer alır, değil mi? Kan plazması renksiz bir kısım. Orada hemoglobinin bulunmasını bekleyemezsiniz. Ortak olmayanı soruyor. Bakın plazmada taşınma. Direkt işaretli. Yani A şıkkında hepsi protein yapılan. Oksijenle tersine reaksiyon. Kanın oksijen tutma kapasitesini arttırma, demir, bakır gibi metaller bulundurma, elementler bulunma. Ama plazmada taşınamaz bunlar. Yani hepsi taşınamaz. 8. sorum. Sağlıklı bir insanda oksijen nasıl taşınır? Biz neyi biliyoruz? 3 tane yol var değil mi oksijeni taşırken? Yani bunların tabii çok fazla tercih edilen olay var. Az tercih edilen olay var değil mi? Bunları biliyoruz. Şimdi sağlıklı bir insanda oksijen kanla taşınır. Bunu bildik. Alveolde hemoglobine bağlanarak ve kan plazmasında çözülmüş olarak taşınır. Şimdi hemoglobinle taşındı. Oksihemoglobin olarak. Kan plazmasında çok az çözünüp taşınır. Ama biz ne zaman lenf sisteminin, yani zaten dolaşımda da gördünüz bunu. Lenf sıvısıyla oksijen taşımanın hiçbir alakası yok. Yani lenf sisteminin görevi oksijen, karbondioksit taşımak değildir. 1 ve 2 doğru oldu. 9. Şimdi burada bir grafik vermiş, değil mi? Bu HbO2 ne demek? Oksihemoglobin demek. Yani bir numaralı zaman aralığında oksihemoglobin miktarı azalmış, iki de artmış. Buna göre bu damarlar hangisidir diyor. Şimdi grafikte bir numaralı kısımda oksihemoglobin azalmış. O zaman bu nedir? Doku kılcalı. Çünkü az önceki soruda neyi bahsettik biz? Oksijen nerede bağlandıysa orası alveol kılcalı. Oksijen nerede çoksa orası alveol kılcalı. Peki bu oksijeni kim taşıyacak? Hemoglobin. Nasıl taşıyacak?
oksihemoglobin şeklinde. O zaman bir numaralı aralıkta oksihemoglobin nasılsa burası pistir. Yani doku kılcalıdır. İkide ise oksihemoglobin oksijen bağlanmış. Bakın hemoglobine miktar artmış. Burası nedir? Alveol kılcalıdır. Zaten şıklardan şöyle bir eleme yapabilirsiniz. Bu gaz alışverişi daima kılcalda olacak. Yani atar damar falan olamaz arkadaşlar. Böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden bir numara doku kılcalı, iki numara alveol kılcalıdır. Cevabım Bursa oldu. Evet, ona geldim. Aşağıda verilen damarlardan hangisindeki nedir bu? Oksihemoglobin konsantrasyonu en azdır. Yani hangisi en pistir diye soruyor, değil mi? Oksihemoglobinin en az olduğu yer, en kirli kanın olduğu yer. En kirli kanın bulunduğu damar vücutta nedir? Akciğer atar damarı. Hatta burada tersine bir olay vardı, hatırlıyorsunuz. Akciğer atar damarı kalbin sağ karıncından çıkarak akciğere gidip küçük kan dolaşımına katılır. Değil mi? Yani burada bir istisna vardı. Normalde çoğu atar damar, yani oksijence zengin kan taşıyordu. Akciğer atar damar en pis kanı taşıyordu. O zaman cevabı Bursa oldu. 11. Sağlıklı bir insanın akciğerlerinde olaylarından hangileri gerçekleşir? Evet, bakalım. Oksijenin hemoglobinden ayrılması. Şimdi burada oksijen hemoglobinden ayrılmıyor da ona bağlanıyor ki oksihemoglobin oluşsun. Sağlıklı olabilmesi için, kişinin solunumu gerçekleştirebilmesi için bunu yapması lazım. Karbondioksit gibi yadımlama ürünlerinin dışarı atılması. Bu kesinlikle doğru. Değil mi? En basitinden solunum yaptığınız zaman karbondioksit açığa çıkar. Bu bir yadımlama ürünüdür ve dışarı atılır. Amonyaktan üre, ya akciğer amonyaktan üre üretemez. Biliyorsunuz bunu kim yapar? Karaciğer yapar. Cevabım Bursa oldu. 12. sorumda bir tepkime zinciri vermiş. Aslında bunların mantığı çok basit. Karbondioksiti bağlamışım. Su ile birleştirmişim. Ne oluşturacağım buradan? Karbonik anhidraz eşliğinde karbonik asit oluşturacağım. O zaman bir numara H2CO3 olacak. Değil mi? Daha sonra H2CO3 iyonlarına ayrılmış bakın. Hidrojen ve ne oluşacak? Bikarbonat. Bikarbonat formunda taşıyorum bakın karbondioksiti. En çok tercih edilen yolda taşıyorum. O zaman cevabım ne oldu? Bursa. 13. Şimdi yine denklemler vermiş. Bunları doku kılcalında gerçekleşenler, akciğer kılcalında gerçekleşenler olarak sıralayın. Şimdi biz ne dedik? Karbondioksit varsa orası muhakkak, yani karbondioksit bir şeyle birleşmişse orası muhakkak doku kılcalıdır. Bir numarada bakın karbondioksit suyla birleşmiş, karbonik asit oluşmuş. Bu doku kılcalı. İkide karbonik asit iyonlarına ayrışmış. Yani karbondioksit ve su ilgili yere iletilmiş. Bakın ilgili yer ne? Karbondioksit def edip oksijeni bağlayacak yer. Neresi orası? Akciğer kılcalları. 2 numara akciğer kılcalları. 3'te bakın yine almışım ben karbonik asiti. Bu sefer bikarbonat olarak taşımışım. Peki karbondioksit nerede? Doku kılcalında. Değil mi? O zaman 3 numara doku kılcalı. 4 numarada da ise artık karbonik asit ne yapmışım? Bikarbonatı taşıyarak karbonik asite dönüştürmüşüm. Akciğer kılcalarda. Bunları öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Cevabım Bursa. Biraz daha tekrar yaparsanız işiniz kolaylaşır diye düşünüyorum. 14. Evet, şimdi az önce bahsettiğimiz tepkimelerle ilgili genel bir yargı sorulmuş. Çok da güzel bir soru sormuş hocanız. Şimdi karbondioksitin kanla taşınması bunun 3 tane yolla olur. Bunu biliyoruz. Buna göre karbondioksit bu yollardan hangisiyle en fazladır? Yani en çok tercih edileni soruyor. Hemen sola baktık. Şimdi karbondioksit 3 yola taşınır dedik. Çok azı plazmada çözülmüş halde. Biraz daha fazlası alyuvarda karboksihemoglobin formunda. Değil mi? Hemoglobin karbondioksit bağlayacak. Ama en çok nasıl taşınıyor? Plazmada bikarbonat olarak. Kan plazmasında çözülmüş olarak en çok taşındığı yol değil. Hemoglobinle birleşik oluşturarak en çok taşındığı yol değil. Ama plazmada bikarbonat iyonu şeklinde taşınma en çok taşındığı yol. Cevabım ne oldu? Ceyhan. Son sorumuza geldik. Soluk alma sırasında gerçekleşecek olayları böyle genel olarak bir sıralayın diyor. Şimdi ilk olarak kanda karbondioksit artacak. Kanın pH'ı ne olacak? Düşecek ve omürlik soğanı uyarılacak. Omürlik soğanı kimi uyaracak? Sempatik sinirlere. O zaman ne oluyormuş arkadaşlar? İlk olan şey o kanda karbondioksitin artışı. 2 numara oldu mu ilk? İlk 2 olacak demek. Şunları otomatik gönderdim.
Daha sonra kanın pH'ı düşecek 1 numara. Bundan sonra arkadaşlar omurilik soğanı uyarılacak. Evet. Daha sonra omurilik soğanı sempatik sinirleri uyaracak ve diyafram kasını uyarıp bunlarda düzleştirecek. Cevabım ne oldu Ceyhan? Teşekkür ederim. Umarım açıklayıcı olabilmiştir. İyi çalışmalar diliyorum.